Neydi Aziz'im o geçen günkü o çıkışınız öyle? Haksız mıyım canım? Bir takım adamların birdenbire sarıklarını çıkarıp şapka giymelerine bakarak değiştiklerini mi varsayacağız Allah aşkına? O zaman burada ne işimiz var? Karşı partiden ne farkımız kalır? Mesele karşı parti meselesi değil ki. Memleketin yüksek menfaatleri partilerden de parti tüzüklerinden de önce gelir. Haksız mıyım? Anlaşıldı. Önümüzdeki seçimlerden sonra topyekün Amerikancı bir politika izleyeceğiz demek ki. Çok güzel. O zaman onlarla el ele vererek Sovyetleri de alt edip dünyayı da bu komünizm belasından kurtarırız öyle mi? Sonuç olarak biz siyasetçiyiz ve siyaset yapıyoruz. Dolayısıyla tek bir amacımız var, seçimleri kazanmak. İnkılaplardan vazgeçip sırtımız yere geldikten sonra kazandığını düşünmek dünyada sadece bize mahsus bir şey olsa gerek. Neyse Aziz'im, hadi görüşürüz. Selametle Aziz'im. Laf. Görüyorsun işte bizim bu adamlarla inkılapları sürdürmemizin imkanı yok. Sakin ol. Dur bakalım, acele etme. Soğukkanlı hareket etmemiz lazım. Şeytan diyor ki, madem öyle, gir şu kapıdan içeri. Uyma sen o şeytana. Hadi. Hayrola Yasin ha? Şaştım kaldım beyim. Nereden girdin bu işe? Hangi işe? Ramazan'ın evlenme işine. Ne oldu ki? Emrinin üzerine paranın yarısını verdim. Ama hala kızı vermediler. Ne demek ya? Bizi kafese mi koymak istiyorlar? Haşa beyim. Gelmişler mi yani? Muzaffer Bey'e kazık atamazlar beyim. Muzaffer Bey her yıl Cemşir Ağa'ya çapa parası diye dünyanın amele parasını ödüyor. Sen Cemşir Ağa çiftliğe gel, biz oraya gidiyoruz. Başüstüne. Ne diyecek bilmiyorum. Dökmediğim dil kalmadı. Moskova inadı tuttu kız. Nuh diyor, peygamber demiyor. He vallahi. Dayaktan da anlamıyor ki. Onun yediği sopayı ben yesem, vallahi çoktan mortu boylamıştım. Hayır, bir şey değil. Ya iş sarpa sarar da verdiği parayı geri istersen Muzaffer Bey? Yandık. Ya? Yandık ki ne yandık? Cemşir Ağa, Muzaffer Bey seni görmek istiyor. Fazla bekletmeyelim, Şu parti işlerinden de anladığım kadarıyla senin tek kusurun acele karar vermen. Onur'un bile aklına gelmiyor böyle zamanlarda. Nereden çıktı şimdi bu? Şu hale baksana. Sen kim, Cemşir kim? Cemşir'in kızı kim? İsterse dünya güzeli olsun Muzaffer, ne fark eder? Halide de aynı şeyi söylüyor. Evet, isteseydim daha düzgün bir aile kızı alabilirdim Ramazan'a. Ama istemedim. Değmez. Mesela senin bir kızın olsaydı verir miydin? Derhal verirdim. Hadi canım sen de, verirmiş. Olmadığı için böyle söylüyorsun. Cemşir geldi beyim. Gelsin. Bu iş niye bu kadar uzadı Cemşir? Beyim şey... Varsa bir mahsuru, çekinme söyle. Ne gibi beyim? Canım ne bileyim. Belki kızın başka bir sevdiği vardır. Bizim Hayte'ye varmak istemez. Varsa böyle bir şey söyle, vazgeçelim. Boynunu altına korun beyim. Haddine mi düşmüş? Ben sağken lafımı geri çevirmez sayende. O halde? Bir iki gün mühlet verirseniz sonra başımla beraber. Pekala. Birkaç gün sonra bizim Ramazan'ı da alıp gelsin Yasin Ağa. Bu işi bitirin. Sen bizim yabancımız değilsin. Yoluna kurban beyim. İstersen vur öldür. Kanım sana helaldir. Bir daha geldiğimde
Para teslim, kız teslim. İnşallah, inşallah. Yandık. Yandık ki yandık. Ne oldu ki Cemşir kardeş? Verdiği parayı geri mi istedi Muzaffer Bey? Yok. İstemedi. Ama istemekten beter etti. Birkaç güne kadar kızı göndermezsek bu iş burada biter.